Merhaba. Emlak fotoğrafları nasıl olmalı? Bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Fotoğraflar kullanılacağı yere göre çekilmesi gerekiyor. Bugün ilan sitelerinin çok büyük bir kısmı yatay fotoğrafa göre ayarlanmış durumda. Fotoğrafın yatay genişliği 4, düşey genişliği 3 birim olmalı. Yani siz fotoğraf makinesiyle kayıt yapmadan önce ayarlarını 4 taksim 3 ölçüye getirmeniz gerekiyor. Yani mümkünse bütün fotoğrafları yatay çekmeniz gerekiyor. Emlak ve gayrimenkulle ilgili fotoğrafların çözünürlüğü ve kapladığı hacim maksimum boyutlarda olmalı. Kalitesi ve çözünürlüğü düşük boyutlarda çekilmemeli. Sıralaması şöyle olabilir. Sanki ilk defa gelen bir aile gayrimenkulü geziyormuş, görüyormuş, inceliyormuş gibi olabilir. Sitenin dışından başlayarak blokun dışı ve çevresi, blokun girişi, apartman boşluğu, dairenin girişi, salon, mutfak, odalar, balkon, tuvalet ve benzeri bölümler şeklinde olabilir. Yani temel mantık aile daireyi ilk defa görüyormuş gibi sırasıyla olması gerekiyor. Bu fotoğrafların WhatsApp'tan atılması durumunda kalitesi ve çözünürlüğü çok aza iniyor, düşüyor. Bu nedenle mümkünse WhatsApp'tan atılmak yerine USB ile taşınmalı veya kablo ile aktarılması gerekiyor. Gayrimenkul doğal haliyle kayıt edilmeli, yakınlaştırma ve uzaklaştırma olmaması gerekiyor. Perdeler açık, ışıklar sönük, kapalı vaziyette olmalı. Kişiye özel fotoğraflar kullanılmaması gerekiyor. Yani aile bilgileri, kişinin özel fotoğrafları görünmemesi gerekiyor. Bunlar fotoğraf çekmeye başlamadan önce düzeltilmeli veya kaldırılmalı. Ancak içinde özel fotoğrafların bulunduğu resimler sitelerde yayınlanması oldukça müşkül durumlar yaratabilir. Fotoğraf çekme noktasında gayrimenkul danışmanı mutlaka bir eğitim almalı veya daha önce bu konudaki profesyonellerden teknik destek ve bilgi almasında fayda var. Emlak ve gayrimenkul fotoğrafları pazarlamanın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Mümkünse profesyonel bir gayrimenkul ve emlak danışmanıyla çalışmanızı, onunla işbirliği halinde bu işi yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben Good Invest Gayrimenkul Danışmanı Ahmet Nemiş.